Evet, Çorlu Cep TV takipçilerimize günaydın diyorum. Saatlerimiz 13.46'yı gösteriyor. Daha önce YouTube kanalımızdan da çok yaptık böyle şehir içi, ama bugün tabii özel bir gün, sokağa çıkma yasağı var. Normal Çorlu Cep TV sayfamızdan yapıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Evet Ercan Bey. Evet, ben de tüm izleyicilerimize tekrar hayırlı günler dileyelim. Cumartesi sokağa çıkma yasağı 11 Nisan. Saatlerimiz de az önce belirttiğin gibi 13.45 öğlen vakti. Sabah ben bir tur atmıştım Çorlu sokaklarında. Çok yani şu an biraz daha kalabalık, yani kelimeleri de söyleyemiyorum. Biraz daha artış var. Sabah hiç kimse yoktu. 9.30-10 gibi. İnsanlar herhalde dün akşam birazcık geç yattılar. Anca uyandılar. Sabah daha sakindi, daha boştu. Şu anda gene bir hareketlilik var. Ama hareketlilik var derken ağırlıkla işte su taşıyan arabalar, ekmek taşıyan arabalar, kargo arabaları, paket servis, PTT'nin arabalarını gördüm. Ambulans, az önce bir olay oldu Çorlu'muzda. Evet. Herhalde bir kişi çatıya çıktı. Biz de diğer arkadaşların kanallarından izledik. Kamu görevlileri, işte hem askeri personel hem emniyet personeli, nöbete gidenler, nöbetten gelenler, sağlık personeli, eczacılar derken hep aynı şeye geliyor. 270 bin kişinin yaşadığı bir şehirde oluyor bu trafik. Gene de gazeteciler dışarıda ister istemez. İşte biz de çıktık. Evet. Arabamıza kartı koyduk. Şu anda emlak konutları bölgesindeyiz. YouTube kanalımız var, oradayız, ama bu seferlik bir kez daha takipçilerimizi yalnız bırakmayalım istedik. Facebook üzerinden de yayın yapıyoruz. Evet, benim de notlarım olacak. Ben bu arada paylaşımları yapıyorum Ercan Bey. Dün akşam saatlerinde tabii çok büyük sıkıntılar oldu. Özellikle son 2 saat kala sokağa çıkma yasağının bildirilmesiyle insanlar kendilerini marketlere attılar. Ekmek, işte sigara, ne bileyim, evdeki ihtiyaçlar için. Büyük sıkıntı oluştu gerçekten. Bununla ilgili biz paylaşımlarımızı da yaptık sosyal medyada. Şimdi ben normal şartlarda cuma akşamları eve geliyorum işten, alışverişimi yapıyorum. O yüzden ben çıkmadım. Evde bir şeyin olmasaydı ne yapardın dersen, evet, ben de zorunlu olarak çıkmak zorunda kalacaktım. Biraz bunun üstüne istersen konuşalım. Ya şimdi tabii hafta bir gün önce, hatta cuma günü gündüz saatlerinde özellikle Çorlu şehir içinde bu kadar insan ne arıyor? Ne oluyor böyle, işte Omurtak Caddesi'nde bankalarda kuyruk var, orada bu var diyenler, akşam üzeri özellikle o diyenler, iyi takip ediyorum çünkü sosyal medyadan. Yani herkesin önceliği farklı. Kimisinin, çok özür diliyorum, bir yara bandı önceliğidir. Kimisi için hafta sonu eğlenecektir, bir şişe birasını alacaktır. Kimisi çerezini alacaktır. Kimisi evde kazak örüyordur, bir gideyim de varsa bir yün bakayım diyordur. Yani herkesin önceliği, ihtiyacı, acil ihtiyacı farklı oluyor. Kimisi de diyor ki bunaldım evladım, ne yapayım diyor, çıkayım iki hava alayım dışarıda diyor. O yüzden hep diyoruz ya, anlayışlı olmamız lazım. Şehrimizi yönetenler, devletimizi yönetenler ufak tefek hatalarda olsa bu süreci iyi takip ediyorlar. Keşke sokağa çıkma yasağı ilanı 6 saat önceden, hatta bir gün önceden neden söylenmedi, neden duyurulmadı? Orada büyük bir handikap var. Bir sıkıntı var. Olabilir. Hadi orada diyelim. Süreç itibariyle Çorlu'da herkes sokağa çıkma yasağına riayet ediyor. Bu arada takipçilerimizden mesajlar geliyor. Özellikle Muhittin Mahallesi ve Santral'de şu saat itibariyle elektrik kesintisi yaşanıyormuş. Buradan TREDAŞ yetkililerine duyuralım. İnsanlar zaten evden çıkamıyorlar. Bir de elektrik olmazsa ne yapacaklar? Lütfen gerekli tedbirleri alsın TREDAŞ yetkilileri. Muhittin Mahallesi ve Santral bölgesinde şu anda elektrik yokmuş. Ben birkaç not aldım. Hazır biz. Ama şunu da söyleyeyim. Evet. Ben sabah gezdiğimde Telekom'un da TREDAŞ'ın da servis arabalarının arızalara müdahale ettiğini gördüm. Telekom'un da servisi. Özellikle bu süreçte daha fazla çalıştıklarında şahit olduk. İşte bak, hep aynı noktaya geliyoruz. 271 bin kişinin yaşadığı şehirde sıkıntı bitmez, sorun bitmez. 10 tane telekom ekibi varsa 20 lazım.
5 tane TREDAŞ ekibi varsa 10 lazım. Burada o ortaya çıkıyor. Yetmiyor. Ama bu yetmiyor demekle de sorunlara müdahale edilmeyecek vatandaş evde. Evet. Biraz biz bu çalışan arkadaşlar mahallesi de ekler geliyor. Bu arada biraz gülelim. Akşam bir paylaşım gördüm Ercan Bey. Bilecik'te sokağa dökülen vatandaşlara belediye hoparlörlerinden biz büyükşehir değiliz anonsları yapılmış. İnsanlar tabii bir anda sokağa çıkma yasağı olunca afalladılar. Haklı olarak Bilecik'i de büyükşehir zanneden vatandaşlarımız belki olmuş. O sosyal medya paylaşıldı. Aslında Trakya'da bizim de tanıdıklarımız, akrabalarımız var. Birçok kişi ya insanın doğasında vardır. Kendini garantiye alma. İnsanın öncelikleri vardır. Önce yiyeceğini, içeceğini, sonra barınma ortamını, muhakkak suyunu garantiye almadan rahat edemez ki. Çocuğunu garantiye almadan rahat edemez. Dolayısıyla önceliklerini bir her zaman stoklamak ister. İnsani içgüdüdür ve gayet normaldir. Dolayısıyla bu Lüleburgaz'da da oldu. Çanakkale'de de oldu. Bilecik sosyal medyaya düştü. Evet. Ya da anons edildi. Bir tek orada, diğer ilçelerde bilmiyorum anons yapıldı ama bir böyle bir küçük panik yaşandı akşam. Evet, bu arabalar 22'de. Niye sokakta diye sormuş bir takipçimiz. Evet, bazıları iş için, işte önümüzde jandarma aracı var. Bugün sağlık çalışanları, işte biz basın mensupları, başka neler var? PTT çalışanları, kargo, PTT evet. Kargo özellikle çalışanları evet. Dışarıda büyük ihtimal o araçlarda onlardan evet. Biri. Evet. Ya işte bakın böyle neyse, bir arkadaşımız, tanıdık bir arkadaşımız selam veriyor ama evet. Bunlara riayet etmemiz lazım. Yeşiltepe Mahallesi sokakta geziyormuş. Lütfen bir an önce el atılsın demiş takipçilerimiz. Bu arada ben birkaç not da vermek istiyorum. Mesela bugün ve yarın otobüs saatlerinde bir değişiklik oldu. Akşam saatlerinde bunun açıklaması yapıldı. Bugün ve yarın Çorlu'da, hemen şöyle bakıyorum. Şehir içi otobüslerde, evet, sabah, belediye otobüslerinde. Evet, sabah 7 ile 9 arası çalışacak. Cumartesi ve pazar günleri. Akşam da 17.30. 19 saatleri arasında. Yani işçi çıkışları. Çıkışları. Servis çıkışları, mesai bitimi. Çünkü birçok şeyde mesai devam ediyor. Hemen sağda iki tane sivil giyimli polis arkadaşımız devriyelerini geziyorlar. Onu söyleyelim. Evet, bir de akşam tabii yoğun bir marketlere çıkış oldu. Değerli takipçilerimiz, hepiniz takip ettiniz. Hepimiz takip ettik. Vallahi ben çıkmayalım dedi ama akşam Türkiye'nin yüzde bilmem kaçı akşam koronayla tanıştı bence. Marketlerde hiç sosyal mesafe diye bir şey söz konusu bile değildi. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Bu konuda sen ne demek, neler söylemek istiyorsun Ercan? Yani gülerek evden izledim. Ha, dediğim gibi programın başında belki benim de evimde eksiğim olsa bir ihtimal ben de çıkabilirdim ama sosyal mesafe diye bir şey kalmadı. O kadar emek, yaklaşık bir aydır insanlar evde oturuyor. O kadar emek boşa gitti. İşte Kızılay'ın aracı da geçti şu anda bizi. PTT maske dağıtıyor mu? Evet, PTT'nin E-Devlet'ten müracaat ediyorsunuz. Ben de hani nasıl oluyor diye akşam bir baktım. E-Devlet üzerinden müracaat ediyorsunuz. PTT kanalıyla herhalde haftada bir gün 5 adet maske adrese gelecek değerli takipçilerimiz. Baştan PTT'nin hesabından müracaat ediliyordu. Yoğun kalabalık olduğu için değiştirildi. E-Devlet üzerinden veriliyor. Bence demiş Ersin Bey, hazır sokağa çıkma yasağı varken fabrikalar nasılsa çalışmıyor, elektriklere bakım yapıyorlardır kesin ama millet elektrikte olmayınca sitenin bahçesine dışarı çıkıyor demiş. Evet, Atatürk Meydanı'ndayız. Evet, ben de arabayı az sağa çekip yorumları okuyup cevap vermek istiyorum. Evet. Dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadar gördüğüm 5G baz istasyonu diye bir
şey varmış Türkiye'de, var mıdır? Ben duymadım, en azından ben duymadım. Henüz 5G teknolojisi Türkiye'ye gelmedi. Deneme aşamaları yapılıyor. 5G internette, iletişimde yeni bir çığır açacak. Anlık, mesela şu görüntüler, bu ses size bir 10 saniye, 15 saniye gecikmeyle geliyor burada yaşananlar. 5G'den bağlanmış olsaydık anlık, yani burada yaşanan her şey siz buradaymış gibi olacaktı. Dolayısıyla 5G'nin böyle bir güzelliği var. Tabii bunun yanında birçok mahsur olduğu, insan vücuduna hani 4.5G'ye de çok, 4G'ye de çok itirazlar edilmişti, baz istasyonları. Bu baz istasyonları 5G olduğu zaman hemen hemen her 100-150 metrede bir olacağı söyleniyor. Allah ömür verirse yaşayıp göreceğiz. Her teknolojinin bir güzelliği vardır, bir de kötülüğü vardır. Sonuç itibariyle benim bildiğim 5G yok şu an itibariyle Türkiye'de. Evet, yorumlar geliyor. Atatürk Meydanı'ndayız. Az önce de bir, yanılmıyorsam, intihar girişimi diyelim, çatıya çıkmış. Evladımı görmek istiyorum dediğini duydum. Çıkan kişinin, gerçekten arkadaşlar, takipçiler, çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Birçoğumuz, özellikle Çorlu'da işte akrabası Çorlu'da olanlar, Çorlu'nun yerlisi diyelim. Onlar için belki bir sıkıntı olmayabilir ama sadece iş için buraya gelmiş, çocuğu memleketinde kalmış, anası babası memleketinde kalmış, aylardır göremiyor, belki bizlere dahil, ben de annemi göremiyorum. O yüzden onların psikolojisi çok daha ağır. Annesini, çocuğu, hele evladını görememek çok zor. O yüzden Allah sabırlık versin diyorum. Çorlu böyle bir şehir. Evladı yanında olan, annesi, babası, kardeşleri yanında olan, akrabaları yanında olanlar için belki bunları anlamak zordur ama az önce çatıya çıkan, bilmiyorum, edindiğim bilgiler böyle. Yani bu süreç insanları artık dayanılmaz noktaya getirdi. Bir de geçim derdiniz varsa bunun yanında, bir de öyle bir sıkıntı varsa, o zaman acılar ikiye katlıyor. Emniyet müdürümüz geçti, evet, az önce geçti. O da gerekli bilgileri alıyor Çorlu'da. Bu arada Ercan Bey, akşam Sayın Fahrettin Koca'nın yayınladığı son durumu da bir verelim. Lütfen evlerinizi 2 günlük sürede, tabi akşam eğer birçok kişi virüsü kapmadıysa en kısa zamanda bu illetten kurtulacağız ama akşam büyük sıkıntı yaşandı. Son tablo 10 Nisan itibariyle günlük 30.864 test yapıldı. 30.000'i aşmak hedefimiz demişti Sayın Sağlık Bakanı. 4.747 yeni vaka oldu dün itibariyle. 98 vatandaşımız hayatını kaybetti. 81 vatandaşımız iyileşmiş. Tabii ilk vaka 11 Mart'ta çıkmıştı. Türkiye koronavirüsle 11 Mart'ta tanıştı. 307.000 test yapılmış bugüne kadar, 11 Mart'tan bu yana. Şu anki son rakamlara göre de 47.000 koronavirüs testi pozitif çıkan vakamız var. 1006 vefatımız ve 2423 tane de iyileşen hastamız var. Şu anda Atatürk anıtının olduğu bölümdeyiz. Atatürk Meydanı çevrilmiş. Zaten Omurtak Caddesi kapalı çalışma olduğu için oraya girmeyeceğiz. Şuradan bakıyorum, birçok yerde elektrik varmış, birçok yerde yokmuş. Özellikle Muhittin, Zafer mahallelerinde şu anda elektrik yok. Buradan TREDAŞ yetkililerine de bunun duyurusunu yapmış olalım. Evet, Çorlu'da güzel bir hava var. Şöyle arabanın termometresine bakayım. 20 derece sıcaklık, evet, şu anda. Bugün 11 Nisan ve saatler 14 oldu. Biz maskelerimiz var ve ufak ufak da tabii üzerimizdeki giysiler de kıştan kalma ve sıcak bastı arabanın içinde. Evet. Güzel bir hava var. Aslında bu sokağa çıkma yasağının ilan saatini her ne kadar eleştirsek de iyi ki de yapılmış, son dakikada alınmış olsa da bu karar. Yoksa bugün buralarda biz gerçekten çok daha zor süreçler yaşardık. Gelen arabalar Büyükşehir Zabıtası ve hemen arkasında gene her arabanın önünde görevli kartı var. Bir şekilde onu belirteyim. Emniyet personeli, jandarması, polisi, sivil arabaları, şu andaki akan trafik belki siz kameralara çok yansımıyordur.
Tradaş, Telekom, su servisi yapanlar, ekmek dağıtanlar, ki bunlar gayet normal, eczanelere ilaç dağıtanlar, eczaneler açık çünkü. Ve hemen az ileride bir temizlik görevlisi de görüyorum. Sabah yayında söyledim, gerçekten sabah 9.30-10'da bile bu Çorlu'da sokakları temizleyen kardeşlerimiz, abilerimiz, bacılarımız gözle görünür oldular. Bu kadar nüfusun arasında gözükmüyorlardı herhalde. Şimdi sadece onlar olunca çok dikkatimi çekti. Hep eleştiriyoruz ama Çorlu'da da bu sokakları temizleyen temizlikçi, nasıl söyleyeyim, kardeşlerimiz emeklerini, Allah razı olsun. Çorlu'da durum böyle. Evet, bu arada Gülgün Hanım ekmek kim alacak demiş. Fırınlar çalışıyor. Mahallelere fırınlar getirip ekmek satacaklar. Benim oturduğum sitede yönetici bize bildirdi. Birazdan fırından görevli gelecek ekmek almak isteyenler diye. Sanıyorum mahalle mahalle fırınlar çalışıyor bugün ve yarın. Mahalle mahalle satış yapacak fırınlar. Bu arada sokaktaki hayvanlarımızı, dostlarımızı unutmayalım demişler. Bununla ilgili dün akşam biz Evden Eve canlı yayınımızda bunu paylaşmıştık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 11 ilçede ki hayvanlarımız için sokaklara mama koymaya devam ediyorlar. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi'ni de kutlayalım. Evet, Çorlu Belediye Başkanı dün akşam öyle bir takipçimiz yazmış. Meydanda basın toplantısı yapmadı. Bunlar tesadüf. Belediye Başkanı bu şehrin yöneticisidir. Gazeteciler de görevlerini yapıyorlar. Bazen zaman zaman biz de kaldırımda, meydanlarda denk geliyoruz. Ve o bir tesadüf oldu. Biz ağırlıkla evden eve yayın yapıyoruz. Çok dışarılarda bir de biz kalabalık yapalım istemiyoruz. Diğer arkadaşlarımız gerçekten başarılı yayınlar yapıyorlar sokaklardan, caddelerden. Biz de onlardan izliyoruz gazeteci olarak. Zaten herkes her işi yapacak diye bir şey yok. Birileri başka bir şey, diğerleri başka bir şey yaparsa daha tatlı, daha lezzetli olur. Bu takipçimize böyle bir cevap vereyim. Çorlu'da vaka hep konuşuluyor. Dün akşam canlı yayınımıza katılan AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Sayın Yavuz Uylaş'ın ifadesine göre devlet hastanesinde koronavirüs için ayrılan bölümün, ki hastanenin iki katı, yani 5 katlı hastanenin iki katı tamamen herhalde tahsis edilmiş. Oradaki servis yataklarının %60'ının dolu olduğunu söyledi. Net bir rakam vermedi. Tabi oradaki yatak sayısı kaçtır net bilmiyorum ama ben şuna bakarım. Demek ki Allah korusun, bugün itibariyle Çorlu'da birisi virüs pozitif çıkarsa devlet hastanemizde tedavi edilme durumu var. İşte sıkıntı orada başlıyor. Eğer o kapasite %100'ü dolup da onun üzerine çıkarsa o zaman panik başlar bence. Şu anda durum stabil mi deniyor tıp dilinde? Durum sakin, kontrol altında hem devlet hastanesi hem şehirde. Sosyal mesafeyi dün akşam aslında benim gözlemlediğim dışarı çıkanların hemen hemen %70'i %80'i korudu. Büfelerin önündeki kuyruklarda hep birer metre ara vardı. Özellikle emlak konutları bölgesi daha çok dışarıdaydı benim gözlemlediğim. Onlar bence korudu. Ama sosyal medyaya düştü. Bazı illerde, ilçelerde kavgalar çıkmış. Bizim evet, ilçemizde öyle maalesef bir şey yaşanmadı. Ama hep söylüyorum, işte sabah sana, akşam bana. O yüzden herkesin önceliği, ihtiyacı da kendine göre farklı oluyor. Evet. Az ilerleyelim, siz ilerleyelim. Devam edin. Zafer Mahallesi ve Alipaşa Mahallesi'ne elektrikler gelmiş. Bu sevindirici haber. Ekmek dağıtımı ile ilgili bilgi vermiştik. Bazı takipçilerimiz mahallelerine ekmek için satışa gelindiklerini bildirmişler. Bu arada altyazı yapmışsınız herhalde Ercan Bey. Takipçilerimiz teşekkür ediyor, özellikle Ahmet Yurt. Sesi kıstım, altyazıdan okumayı anlamaya çalışıyorum. Bir ilk demiş. Yok şöyle, onu etmiş. Facebook'un bir sistemi, evet. Otomatik altyazıyı kendisi geçiyor. Net konuşursak, tane tane konuşursak daha güzel yazıyor. Bunu birkaç defa daha yapmıştık. Diğer arkadaşlarımızdan da gördüm ben onu. Teknolojinin geldiği son nokta. Bunu YouTube'da yapıyor, Facebook'ta yapıyor. Sizin konuşmanızı otomatik yazıya döküyor. Böyle bir güzellik yapıyor. Gene de teşekkür evet, ederiz. Eczanelerden ilaç nasıl alacağız? Eğer raporunuz varsa, ilacınız bittiyse eczaneler açık. Değerli takipçimiz, sabah da bizim bir komşumuz gitti, raporunu almış. İlacını aldı, geldi eczaneden. Bunun şunu da belirteyim. Sabah da yazanlar oldu. Arkadaşlar,
çok acil dediğimiz ekmek, ilaç, su telefon açıp da gelmediği halde en yakın eczanenize, fırınınıza gitmeye de görevli polis memuru arkadaşlar azıcık o kadar tolerans tanıyorlar. Yeter ki niyetiniz iyi olsun. Yeter ki o ihtiyacınızı ispat edin. Yani siz ekmek almaya gidiyorum dediğinizde hiçbir polis memuru, onlar da bizim gibi etten kemikten yaratılmış insanlar. Yeter ki onlar sosyal mesafeyi. Tabii, sosyal mesafe ve keyfe olduğu ki o belli diyor artık polis memurları yıllardır bu işi yaptığı için. Kimin dışarıda keyfi gezdiğini, kimin gerçekten ihtiyacı olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla bir kez de altını çiziyorum. Gerçekten hastaysınız, bir ilaç almak için eczaneye gidiyorsanız o kadar da tolerans gösteriyorlar. Bunu da yaşayarak gördüm. Ama gene de çok zor kalmadıkça çıkmayın. Devletin kanunu var. Cezası var. Hatta hapis cezası var. Bunu da belirteyim. Böyle bir durum yaşıyoruz. Çok değil 48 saat. Hatta hemen hemen 12 saati belki de 18 saati geçti. Dolayısıyla işte bugün akşam olacak. Yarın akşam olacak. Olay bitecek. İnşallah virüs biter. Virüs biter. Ben hafta sonları böyle bir uygulamayı çok yerinde buluyorum ama keşke ne bileyim biraz erken mi söylenseydi. İnsanlar marketlerde ne sosyal mesafe tanındı ne bir şey bilemiyorum. Kastamonu'dan izliyormuş bizi Erhan Koşak. Sevgilerimizi iletelim Kastamonu'ya. Ercan Yetiş belediye meydanında, ha, onu okudun herhalde, öyle bir basın açıklaması evet. Yok. Biz akşam evden eve canlı yayınımıza bağlandı Sayın Başkanımız. Daha önce de özel evinden canlı yayın aldık. Öyle bizi davet, onları davet ya da bizimle yapıp onlarla yapmama diye bir şey söz konusu değil Ercan Bey. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Tek çare evde kalmak demiş Suat Bakıcı. Ekmek dağıtım arabası Zafer Mahallesi'ne de geldi demiş Özlem Hanım. Fuska Su yazmış. Sokağa çıkma yasağı olan bu günlerde çalışıyoruz. Siparişlerinizi alırız demiş. Tabii aslında en güzel bizi izleyen evet. Bizi izleyen takipçilerimizden özellikle fırınlar, gerçi bu sosyal medyada telefon numaraları yayınlandı. Su servisi yapanlar, az önce Aygaz tüp bayini gördüm, o da arıktı. Yani evde tüp bitti, su bitti, ekmek bitti. Bunlar insani ihtiyaçlar ivedi bir şekilde karşılanıyor. Evet, bakkallar ve marketler açık mı diye sormuş bir takipçimiz. Hayır, marketler ve bakkallar kapalı, sadece fırınlar açık, eczaneler açık acil ihtiyaçlar için. Fırınlar da mahalle mahalle gezerek ekmek satışını yapıyorlar. Biz neredeyiz şu anda? Tekirdağ yolu üzerinden bulvar yola doğru gireceğiz. Takipçilerimiz bizi izliyorlar. Eczaneyle ilgili durumu anlattım. Özel hastanelerde virüs için hizmet veriyor demiş Fatih Çatal. Evet. Şöyle bakalım yine takipçilerimize. Ege Denizi Datça açıklarında 4,7 şiddetinde deprem olmuş. Allah korusun, bir de bir depremi kaldıramayız. Zaten 2020 acılarla geldi. İnşallah bir an önce biter gider diyorum. Gerçekten 2020 bizi sevmedi. Biz de 2020'yi hiç sevmedik. Mehmet Ali Ünal, milletimiz cahil demiş. Evet, akşam aklı başında insanların yapmayacağı hareketleri yaptık. Hepimiz yaptık. Dediğim gibi belki ben alışverişimi yapmış olmasam ben de çıkabilirdim yani. Evde hayat var Çorlu. Hakan Akman yazmış. Virüs bitmez. İnsanlar dün geceden sonra daha da dikkatli olsun demiş Tunay Uzun. Aynen, katılıyorum. Evet, otogarın oralardayız. Yine burada da polis denetimleri var. Takipçilerimiz görüyorlar zaten. Murat Durak, merhaba, iyi yayınlar. Az önce Orion karşısından geldik. Zorunlu olduğumuz için tabii Yeşiltepe ve Sağlık Mahallesi tarafında insanlar dışarıda geziyor. İlginç geldi bana demiş. Ya tabii biz ana caddelerdeyiz. Bu şehrin birçok arka sokakları, arka meydanları var.
ben de gençliğimde o sokaklarda büyümüş birisiyim. Oralarda birazcık daha kontrol gevşektir. Çünkü özellikle öncelikle ana caddelerde bu kontroller sağlanır. Arka sokaklara yayıldıkça ki oralarda da insan yoğunluğu giderek azalır. Zaten en büyük sıkıntımız şehrin zamanında şehir planları yapılırken sürekli yukarıya doğru büyümesi. Yukarıya doğru büyüyünce de yoğunluk ister istemez 1'e 10 katıyor. Evet, ekmek servisi yapan bak evet bir takipçimiz yazmış Cemalettin Bey, ekmek istedim Şahinler Ekmek Fırını 5 dakikada geldik. Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi'ne de ekmek bekliyoruz demiş. İşte ekmekçiler böyle geliyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Dağıtıyor musunuz mahalle mal? Neresi? Damak. Damak aha. Kazımiye Mahallesi Ercan yok, Bey. Bir saniye. Diyoruz böyle. Kazımiye Mahallesi'nde bekleyen var. Telefon numaranız var mı? 532-488-5193. 532 hemen yazalım. 488-5193. Hangi fırın? Sizi arayabilirler. Tamam, kolay gelsin. Canlı yayındayız. Tamam. Hemen evet, yazalım. Damak ekmek fırını. İşte görüyorsunuz, ekmek almaya gelenler çekmiş. Ekmek servisi yapıyor. Evet. Teşekkür ediyoruz Damak Ekmek Fırına. Vatandaşın ayağına kadar ekmek götürdüğü için. Evet, ben de yazdım canlı yayınımızın altına. Değerli takipçilerimiz, ekmek ihtiyacı olanlar numarayı ararsa getiririz dedi. Göksal Çırak az önce elektrik kesildi geldi demiş. Bilal Edirneli, Muhittin Mahallesi'nde trafo patladı. 186'yı arıyoruz, bakan yok. Buradan biz de duyurusunu yapalım. Muhittin evet, Mahallesi. Evet, Muhittin Mahallesi'ne trafo dayanmıyor. Evet. Her sene bir trafo patlaması oluyor. Neden? Evde kal, evde kal güzel de işte evde kalınca da evdeki bütün elektrikli cihazlar çalışmaya başlayınca maalesef yetmiyor. Yani şimdi çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, televizyonlar ve bütün ütüler devreye girince Muhittin Mahallesi de 50 bine yaklaşan nüfusuyla maalesef yetmiyor. Bunun altını çizelim. Evet, ekmek ihtiyacı olan vatandaşlarımız için tesadüfen yolda karşılaştık. 0532-488-5193. Ben canlı evet. Yayının altına numarayı yazdım değerli takipçilerimiz. Acil ekmek ihtiyacı olan takipçilerimiz lütfen arasınlar, hemen getiririz dediler. İmam Hatip Lisesi ışıklarına bir gelin bakın, araçlar vızır vızırmış. Millet araba yıkıyor, dışarıda kimisi motorla geziyor demiş. Evet, trafik polisimiz önde, biz arkada devam ediyoruz. Muhittin Mahallesi Ünselili fırında hemen ekmek istemişler, gelmiş. Evet, ekmek fırınının cep telefonunu yazdım. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız lütfen arasınlar. Evet, bir vatandaşımız ekmek almış, dönüyor. Çetin Emeç Bulvarı'nda çok hareket var demiş bir takipçimiz. Şimdi oraya doğru çıktık zaten. Olimpiyormuş Faiz abicim, telefon numarası yazdım. Lütfen arayın. Hemen ekmeğinizi kapıya getirsin fırıncılarımız. İşte işlerden herhalde çıkan, servisten inen. Tabii bazı sektörler çalışıyor, onu belirtelim. Tabii. Özellikle kamu sektörleri, enerji hatlarında çalışanlar, yani dediğim gibi Çordaş, Çorlu, kargolar. Çorlu Trakya'nın merkezi, o yüzden hiç bir kimliği olmayan insan sokakta bekliyor ama muhakkak cebinde bir kimliği vardır ya da bir arabasında etiketi yok, logosu yok gibi gözükse de. Evet. Ekmek fırınının telefonunu yazdım değerli takipçilerimiz de, üstte kaldı. 532-488-5193. 532-488-5193. Oraya da yazdım zaten canlı yayının altına. Şöyle mesajlar geliyor. Ali Paşa Mahallesi'nde elektrik yokmuş.
Veteriner ve pet shopların açık olduğunu biliyorum. Veterinerler de açık. Yani onu bir kez daha altını çizeyim. Evet, bir veteriner her şehirde diye hatırlıyorum sayın dün akşamki açıklamalarda. Bora Aslan da onu yazmış. Bir veteriner şu anda nöbetçi Boracığım, oradan bakılabilir. Algida da çalışıyor. Sizin için üretiyoruz demiş. Evet, üretmeye devam edin. Bugünler geçecek. Ülkemizin kalkınması için bazı üretim yapan yerlerinde çalışması gerekiyor. Müeddet Nergis Çanakkale'den izliyormuş. Çorlu'ma selamlar demiş. Buradan Çanakkale'ye de sevgilerimizi iletelim. Evet, buradan o zaman İmam Hatip Lisesi bölgesindeyiz. Aşağı dönelim. Evet. Oradan Pazartesi Pazarı. Uğur Tek kapının önünde durdunuz demiş. Selamlarımızı gönderiyoruz değerli takipçilerimize. Aslında tabii bizim de daha fazla gezip sokakları meşgul etmemizin anlamı yok. Biz takipçiler için çıkıyoruz tabii Ercan Bey. Evet, kendimiz için değil. Onlar görsünler son durumu diye çıktık. Evde kalalım Çorlu sağlığımız için şart demiş Hakan Akman. Aynen, katılıyorum. Evde işte Çorlu Belediyesi'nin çöp aracı da bugün çalışıyor. Bugün ve yarın sabah 7-9, akşam 17-30-21 saatleri arasında Çorlu'nun bütün noktalarında belediye otobüsleri çalışıyor. Cumartesi ve pazar işe gidenler için. Bunun duyurusunu tekrar yapalım. Geçecek mi bugünler demiş Taner Çetinkaya. Geçecek tabii Taner Bey. Türkiye olarak neler atlatmadık ki, bunu da inşallah atlatacağız. Daha güçlü bir Türkiye olarak bu işten çıkacağız. Tabii dış ülkelere baktığımızda İspanya, İtalya, korkunç tablolar var. Ülkemiz yine çok iyi gidiyordu dün akşama kadar. Dün akşam biraz sosyal mesafeyi ne yazık ki market kuyruklarında bozduk. İnşallah bunun sonucunu kötü olarak görmeyiz diye ümit ediyorum. Neşe Akçilgül, akşam çok kötü görüntülerle karşılaştık. İnşallah olmasın, böyle evde kalın demiş. Şendoğan Yaylacı, Çorlu'ma selam Zonguldak'tan. Kaldık buralarda, çok özledim Çorlu'mu demiş. İnşallah gelirsiniz değerli takipçimiz. Bugünler gelip geçici. Evet, çok sevindim Çorlu. Çünkü evdesiniz, teşekkür ederim demiş. Gerçekten Çorlu kurallara uyuyor bizim gezdiğimiz bölgelerde. Bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Tezki arabası, belediyenin çöp arabalarını gördük, polislerimizi gördük, zabıtalar dışarıda, onun haricinde. 80'leri yaşamış biri olarak Ercan Bey, tabii ben o zaman küçüktüm, 80'de 9 yaşındaydım. 80'lerde gördüğümüz, hani hatırladığım kadarıyla böyle bir tablo, 80'den 2020 yılında yine böyle bir sokağa çıkma yasağıyla karşılaşmış olduk. Şeyh Sinan Mahallesi tarafındayız. İşte fırınlar açık burada Şeyh Sinan Mahallesi'nde de. Mahalle fırınları yakın olanlar ekmeğini fırından alabiliyor mu demiş takipçimiz. Vallahi telefonla isteseniz daha iyi. Yok, ama alabiliyor. O kadar sıkıntı yok. Birkaç defa gördük mahallesi ve yakınında fırın olanlar. Alt kat, karşı sokakta olanlar. Evet. Çıkıp ekmeğini alabilir. Balkona çık Çorlu, balkonda hayat var demiş bir takipçimiz. Reşadiye Mahallesi'nde millet dışarıda demiş Nilüfer Hanım. Hanife Altınorak kolay gelsin demiş. İşte market alışverişi yapmışlar Ercan Bey. Market kapalı, başka bir şeydir o. Vallahi bir alışveriş yapmışlar ama. Evet. Belki fırından almışlardır. Evet, Çorlu böyle. Herhalde şimdilik bu kadar diyeceğiz.
Bora Arslan demiş. Bu akşam Çorlu genelinde bir balkon mesajı organizasyonu yapın Ercan abi. Hep birlikte katılalım. Ali Özge Bozyörük Hıdır Ağa Mahallesi'nde herkes dışarıda demiş. Evet, kapısının önüne çıkmıştır diye ümit ediyorum. İşte sol tarafta da dışarıda olanlar var. Bak, polis şu anda kimlik soruyor, belge soruyor. Büyük ihtimal hanımefendi işten geldi ya da işe gidecek, mesaisi var. Ama kolluk kuvvetlerimiz tabii bilgi alıyorlar bu bağlamda. Evet, biz tabii ışıklara takıldık. Işık da evde kal yazıyor. Bulvar yolundan emlaklara doğru dönüşe geçeceğiz. Medet Genç İzmir'den izliyormuş bizi. İzmir'e de sevgilerimizi iletelim. İzmir'de koronavirüs vakalarında ilk sıralarda yer alıyor. Lütfen dikkat edin diyelim takipçilerimizin hepsine. Başında bulvar yolda elektrik kesintisi yaşandığını söylemişti takipçilerimiz. İnşallah gelmiştir diyelim. Şaban Budak Atatürk Meydanı nasıl demiş. Orası bomboştu. Sadece kolluk kuvvetleri, değil mi Ercan Bey? Atatürk, evet. Anıtının önünde kolluk kuvvetleri duruyordu. Gayet iyiydi. Salı Pazarı mevkiine bir gelin, buraları da bir görün derim demiş Bilal Edirneli. Şöyle bakıyorum takipçilerimizden gelen mesajlara. İşte yol güzergahımız üstünde yine kolluk kuvvetlerimiz, polislerimiz buradalar. Reşadiye ve Çoban Çeşme mahallesinde de millet dışarıdaymış. Evet, ana kavşaklarda trafik ve diğer kolluk kuvvetleri dikkat çekmeye başladı. Sabah saatlerinde yoktu. Herhalde tabii İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi, sokağa çıkma yasağı herhalde bu saatten sonra birazcık daha sıkı denetlenmeye başlanacak. Çünkü işi gevşetmemek lazım. İyi niyetle de olsa iş gevşediği zaman o çıktı, bu çıktı. Sonuçta otorite sarsılır. Otoriteyi sarsmamız gerekiyor. Ne olursa olsun devletin koymuş olduğu kurallara hep beraber riayet etmek zorundayız. Yani keyfindeyiz, mecburiyetindeyiz. Lüksümüz yok buna uymamak için. Yani sürü politikası yaşıyoruz her zaman Ercan Bey. Biri çıktı, o çıktı. Ben niye çıkmayayım? Ben de çıkacağım. Gezenler var. Evet, gezenlere kolluk kuvvetleri kimlik soruyor. Birçok kişi ya fabrikaya gidiyor, çünkü fabrikalar çalışıyor, özel sektör. Evet, herkes bizi mahallesine davet ediyor, teşekkür ederiz. Biz de çok gezmeyelim Ercan Bey'in dediği gibi. Biz bugün bir Salı Pazarı Devlet Hastanesi, oradan emlak notları. Evet, emlak notları, bir Salı Pazarına da bakarız. Şaban Budak ekmek almaya fırına mı gideceğiz demiş. Hayır, ben bir fırın numarası paylaştım değerli takipçilerimiz. Yolda karşılaştık. Evlere servis yapıyor fırınlar. İsterseniz o fırını arayabilirsiniz. Yukarılarda cep telefonu olarak da fırının ben paylaştım. Şu anda orası kaydı ama yukarıdaki mesajlarımdan bakabilirsiniz diyelim. Basın basın. Evet, evet, biz de çok tabii, güzel, evet, herkes... ne güzel. Biz de yakalandık. Kolluk kuvvetlerimiz kimlik sordu, gösterdik kimliklerimizi de. Ekmek almak için fırınları dediğim gibi arayabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Bugün oldukça sıcak. Aracın termometresi 20 derece.
gösteriyor. Biz şöyle bir salı pazarının oradan bir hastanenin oraya doğru bakıp oradan emlak konutlarına. Evet, şurada bir olay gibi bir şey gördüm ama. Bir bakalım. Şöyle dönelim. Evet. Hem itfaiye orada hem ambulans gördüm. Evet, bakalım. Özsüt'ün hemen arkası. Herhalde trafo patlaması burada oldu anladığım kadarıyla. İnşallah yaralanan çünkü yoktur. Tredaş da burada. Evet, az önce itfaiyeler salı pazarına doğru gidiyordu demiş bir takipçimiz. Evet, biz de tesadüfen buradayız. Burada bir sıkıntı var. Herhalde trafo patlaması, tredaş evet. Ve itfaiye olduğuna göre inşallah en kısa zamanda trafo düzelir. Önemli bir şey yok. Biz yine geri çıkıp evet. Buradan salı pazarına devam edeceğiz. Evet. İyi yayınlar. Kapaklı'ya da gelin demiş Mustafa Uğurlu değerli takipçimiz. Kapaklı'da da bizim meslektaşlarımız var. Onlar da akşamdan bu yana canlı yayın yapıyor. Herkes kendi mıntıkasında devam ederse daha iyi oluyor. Ama teşekkür ediyorum ilginiz için. Cemal Aydı izliyoruz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz değerli takipçimize. Hüseyin Dağ yazmış. Sağlık Bakanı 20 gündür uğraştı. Adalet Bakanı 10 dakikada bozdu. Millet iç içe girdi. Virüs olmayana da bulaştı. Tek temennimiz akşam inşallah kimseye virüs bulaşmamış olsun. Gerçekten büyük sıkıntı yaşandı akşam saatlerinde. Tabii bir de olaya farklı açıdan bakmak lazım. Bu sokağa çıkma yasağı her ne kadar zamanlaması, ilanın zamanlaması yanlış olsa da ilan edilmeseydi acaba bugün neler yaşanacaktı? Bu güzel havada başta ben olmak üzere iyi şekilde fırsatı değerlendirmeye çalışacaktık. Bunu itiraf edelim. Yani tabii. Bir şekilde bir yerlere kaçacaktık, kaçmaya çalışacaktık. Yani o yüzden her ne kadar zamanlaması iyi olmasa da kötünün iyisi diyelim. Hiç sokağa çıkma yasağı olmamasından geç olması iyidir. Yoksa bu güzel havada bir de bunun bütün Türkiye'sini düşün. Tabii 30 büyükşehir de ilan edildi. Ağırlıkla korona vakalarının görüldüğü yoğunlukla olan büyük şehirlerde, nüfuslu kalabalık şehirlerde bir şekilde insanlar emniyet güçleriyle karşı karşıya gelecekti. Parklara gidecekti, sahile gidecekti. Yani bence geç de olsa iyi oldu. Ercan Bey fırın telefonunu istiyor takipçilerimiz. Bak bir tane Ünsel Ekmek Fırını diye yazdılar. Biz de yolda tesadüfen bir fırınla karşılaştık. Canlı yayınımız bitince çok yukarılarda kaldığı için kayıyor tabii sürekli yazılar. Ben tekrar canlı yayınımızın altına bittikten sonra da paylaşırım. Manav'da biri 3 tane pırasa için sıra bekliyordu demiş. Dalin halı yıkama. Evet. Murat Hepgüder 50 milyon insana panik yaptırdılar. Ne kadar kötünün iyisidir demiş. 50 milyonun bugün dışarı çıktığını, evet. Hep beraber dışarı çıktığını, güvenlik personeliyle ters düştüğünü, cezaların yazıldığını düşünürsek. Evet, gerçekten bugün kimseyi tutsanız, bağlasanız evde durmayacak bir hava var. Bence yapılan sokağa çıkma yasağı çok yerinde ama biraz saati gerçekten sıkıntılı çünkü... yani bunun şeyini söylemek istemiyorum ama çoğumuz sigara içiyoruz. Sigarası olmayan, ekmeği olmayan son dakika marketlere hücum etti. Sosyal mesafede hak getire. Bununla ilgili tabii akşam sosyal medyada da paylaşımda bulunmuştuk zaten. Hiç hoş olmadı. Hangi eczaneler açık? Ben bütün eczaneler açık diye biliyorum Hakan Bey. Bütün eczaneler açık. Raporunuz ya da işte ilaç almanız gerekiyorsa eczaneye gidip alabiliyorsunuz. O yönde bir sıkıntı olmuyor. Evet, devlet hastanesine gidiyoruz. Evet. Çorlu tabi tarihinin en boş günlerinin birini yaşıyor. En boş günü daha doğrusu. Evet. Belki de tarihte bir daha göremeyeceğimiz
Ancak şeyde görmüştük, bir dönemler sayımlar evden yapılıyor, sokağa çıkma yasağı oluyordu. Bir de 80'lerde bu tabloyu gördük. O zaman küçüktük ama sokağa çıkma yasağı döneminde hani evde sayım yapılırken onu hatırlıyorum. Yine gazeteciydik, biz çıkıyorduk. Bir o zaman olmuştu herhalde, bir de şimdi. Yani ne kadar bu işin ciddi olduğunu lütfen buradan bir kere daha göz önüne almanızı rica ediyorum. Gerçekten bir an önce şu illetten kurtulmamız için evde kal Çorlu, evde kal Türkiye. Bilal Edirneli bize el sallamış, görmemişiz. Teşekkür ederiz, takipçilerimiz bizleri takip ediyorlar. Yeşil Park evlerinin kavşağı fıldır fıldır araba ile geziyormuş insanlar. Az sonra oradan geçeceğiz sanıyorum emlaklara gitmek için. Ah bak, Ahmet Nebat Baykara yazmış. Esnafa 25 bin lira kredi verdiler. Pazarcı esnafın elinde kalan sebzelerin hepsi çöpe gidecek. Evet, dün akşam Pazarcılar Federasyonu'ydu yanılmıyorsam, ya da Konfederasyonu Başkanı'nın bir videosunu izledim. Adam gerçekten haykırıyor. En zor şu anda pazarcı esnafı. Neden? İşte bir gün önce, iki gün önce bu söylenseydi ona göre tedbirini alırdı. Bugün tezgah açacaktı. Elinde en tabii çabuk bozulan çilek herhalde bu süreçte. Evet, evet. Çileği olan, domatesi olan, patlıcanı olan, bunlar çabuk bozulan gıdalar, meyve, sebzeler. Dolayısıyla pazarcı esnafına büyük bir şok oldu. Ben Çorlu'daki bütün pazarcı esnafına bu süreçte geçmiş olsun diyeceğiz. Ama birçok esnaf zor durumda. Kafeler, restoranlar, lokantalar, neredeyse 15-20 gündür berberler, kuaförler hepsi kapalı. Ama tabii onlar, bu daha çok ani oldu. Mal elde kaldı, çürüdü. Bilmiyorum, aslında çok geç kalmadan onunla da ilgili şehrimizde bir koordinasyon yapılabilir mi? Belediyemiz olsun, diğer hayırsever vatandaşlar olsun, hiç olmazsa maliyetini bunu alıp aşevinde değerlendirilebilir mi? Çöpe gitmektense ihtiyaç sahibi insanlara bir koordine neden olmasın, harekete geçmek lazım. Pazarcılar Odası, Çorlu Pazarcılar Odası Başkanımız varsa elinde üyelerinden böyle bozulmaya yüz tutacak sebze, meyve, bunları hemen... Çok zor bir şey değil Gülgün Hanım, gülüyorsunuz belki. Yok, ama... Yok, ben ona gülmedim Ercan Bey. Şunu belirteyim, hemen kamyonları Hıdıra Mahallesi'ne yanaştırırsınız. Hayırsever vatandaşlar da geçer, maliyetini onu alır, çöpe gideceğine. Hıdıra Mahallesi'nde, Kazımiye Mahallesi'nde, diğer şehrimizin gelir seviyesi düşük mahallelerde bunu ivedi bir şekilde dağıtımı yapılır ve tüketimi sağlanır. Çöpe gideceğine insanlar bir şekilde bu süreçte ucuz meyve sebze yemiş olur. Yani neden olmasın? Zor bir şey değil. Şu anda Çorlu'da elinde meyvesi sebzesi kalan pazarcı esnafı zaten toplasan 300. Bunun 50'si 100'ü seve seve de bunu yapar. O da başkanımıza aslında yayından sonra hemen bir alo demek lazım. Belediye başkanımızla beraber bir organizasyon, bir koordine, bu mallar çöpe gitmeden değerlendirilir. Evet. Şaban Budak, arkadaşlar Çorlu'da koronavirüs, evet Çorlu'da koronavirüs vakaları var. Sağlık Bakanımızın açıkladığı kadarıyla biz de tabii söylüyoruz. Çorlu Devlet Hastanesi pandemi hastanesi olarak belirlendi. Orada karantinalar var. Akşam AK Parti ilçe başkanımız Sayın Yavuz Uylaş da söyledi. Karantina altına alınan hastane %60'ında. Doğru mudur Ercan Bey? Servisin, ilgili servisin, evet, %60'ında. Hastanenin servisi. %60'ı değil. Yok, o bölüme ayrılan servisin %60'ında koronavirüs vakalarımız var. Tedavi ve kontrol, evet, altında. Onların da tamamı koronavirüs çıkmış değil. Kelimeleri eğer dikkatli seçersek yanlış anlaşılmasın. Tedavi, kontrol altında servisin %60'ı dolu. Kaç yatak var onu bilmiyoruz, kaç kapasite olduğunu. Sonuç itibariyle %40 bir boşluk var. O tarafa bakmamız gerekiyor. Evet, Seyhan Güler, evde kadınlardan rahat yok, esas virüs evde hanımlar demiş. Az önce de ona güldüm. Hasan Hocaoğlu, emlak konutlarında insanlar bahçede oturuyor. Ferhat Aydın, Cemaliye Mahallesi'nden iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Halk pazarları kurulacak mı?
Bugün Sağlık Mahallesi'nde bir pazar olması gerekiyordu. O da kurulmadı. Yok, hayır hayır, her şey iptal. Olur mu? Market, bakkal, tabii, hepsi kapalı. Sade açık olanlara bir kez daha tekrarlayalım. Eczaneler, ekmek fırınları, su, evet, kargo dağıtımı ve kamu personeli. Ki o her zaman zaten. İşte basın mensupları. Evet. Onun haricinde bütün her yer kapalı. Metehan Tekin yayınlar demiş. Teşekkürler. Hamdullah Gülsüm, erkek sokağa çıkma yasağı devam etsin, bu illetten kurtulalım. Ama dün akşamki manzara gerçekten işimizi acıttı. Evet, bir takipçimiz bizi kahve içmeye davet ediyor. Teşekkür ederiz. Şimdi sosyal mesafeyi korumak adına kahve içemeyeceğiz. Teşekkür ediyoruz Cemal Bey. İnşallah bu olaydan bitince hep birlikte kahve içeriz. Evet, gerçekten evet. 20 derece ve arabanın içi bir maskeyle yazın ya da sıcakta, evet, çok sıcak, konuşmak daha da zorlaşıyor. Fatma Aslan, Cep TV sayesinde güzel Çorlu'muzu gezmiş olduk demiş, emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ercan Onaran, açlıktan ölmekten korkuyoruz, hastalıktan ölmekten korkmuyoruz demiş. Pazarcıların elindeki kalan malları valilik alacakmış. Patlıcan, domates en az 5 gün bozulmaz demiş takipçilerimiz. Dün o panikle marketlere koşanlar 14 gün sokağa çıkmamalı demiş Burak Bey. Çok doğru. Halk pazarları ben yok. Ben bir kez daha istirham ediyorum. Başkalarını yargılamasın. Herkes kendinden önce sorumlu. Ailesinden, yakın çevresinden. Sürekli karşı tarafı şikayet etmek gerçekten insanların psikolojisini de bozuyor. Kendi psikolojinizi de bozuyorsunuz. Herkes kendisinden, ben kendimden sorumluyum. Karşı tarafı bilmiyorum, bu kadar işte sürekli bunu artık şey yapanlar da var. Üzülüyorum. Azıcık da iyi tarafından bakalım. Özellikle bu süreçte bakmak mecburiyetindeyiz zaten. Çorlu Devlet Hastanesi'ndeyiz. Burayı da bir tur atalım, oradan artık görevimizi sonlandıralım. Ziraat Bankası'nın önünde 3 kişilik grup var ve ATM'den para çeken kişilerden para istiyorlar demiş Samet Bey. İşte bak bunu hemen 155'i aramamız gerekiyor. Evet. 155'i arayıp bu tür ihbarları yapmamız lazım. Çorlu Devlet Hastanesi acil bölümü. Allah kimseyi düşürmesin. Allah eksikliğini göstermesin hastanelerin acil bölümlerinin. Burada da gerçekten zorunlu olanlar. Araba yoğunluğu var. Demek ki hasta insanlar geliyorlar. Allah hepsine şifa versin. Evet. Bu süreçte her türlü sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Sadece koronavirüs değil. Her türlü Allah korusun düşme, kırılma, burkulma, yaralanma, evet, bile risk oluşturuyor. Neden? Bir şekilde buraya, hastaneye gelmeniz gerekiyor. O yüzden hareketlerimizi daha kısıtlarsak bu tür yaralanma olasılığımızı da düşürmüş oluruz. Kızılay Kan Merkezi kan bağışı için açık 282-653-1193 telefondan randevu alabilirsiniz demiş bir takipçimiz. Evet, Kızılay'da kan bağışları bayağı düştüğünü söylemişti geçtiğimiz hafta Kızılay Başkanımız Alican Bey. Koronavirüsle kan bağışı yapmanın bir alakası yok. Bunun özellikle buradan bilgisini verelim. Kan bağışı yapabilirsiniz. O oradan hani virüs kaparım falan, öyle bir şey yok. Ergene Belediyesi Başkan Yardımcımız Yüksel Baydarlı Başkanım yazmış. İyi yayınlar. Ergene Sağlık Mahallesi'ne kurulan pazar pazartesi günü kurulacakmış. Buradan Ergene'den bizi izleyen takipçilerimize de duyurusunu yapalım. Güzel. Pazar günleri kuruluyordu Ergene'ye pazar. Pazartesi günü kurulacakmış. Sayın Başkanıma, Yüksel Başkanıma da teşekkür ediyoruz. Bilgiyi paylaştı. Bunu ayrıca paylaşalım sosyal medyada. Evet. Yayını kapattıktan sonra bunu koyalım. Evet, onu da bildirelim. Yeni sanayi sitesinden Oryan'a doğru çıkıyoruz şu anda. Bilal Edirneli, bugün iyi gezdik sayenizde, çok yorulduk, şimdi çay zamanı, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler. Biz de evlerimize gideceğiz az sonra. Biz de çayımızı, kahvemizi, iki gün biz de evdeyiz. Bugün size biraz durum değerlendirmesi yapalım diye çıktık. Bu arada YouTube kanalımız var. Biz bu tip yayınlarımızı artık YouTube kanalı üzerinden yapıyoruz. Ercan Bey her gün bir yarım saat Çorlu da dolaşıyor. YouTube kanalımızdan canlı yayın yapıyor. Bugün özel bir gün dedim.
farklı bir gün yine Cep TV üstünden yapalım diye ben rica ettim. Ama genelde YouTube kanalımız üzerinden Çorlu Cep TV. O kanalımızı da beğenirseniz oradan bu tip canlı yayınlarımızı genelde oradan yapıyoruz. Geçtiğimiz bir hafta boyunca hep oradan canlı yayın yaptık. Çorlu Cep TV YouTube kanalımız. Oraya da abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Şehsinan Mahallesi'nde ekmek araba ile dağıtılıyormuş. Yayın için teşekkür ediyor takipçilerimiz. Biz teşekkür ederiz. Sizler için bugün çıktık. Biraz yayın yaptık. Ercan Bey bu arada tabi arabanın içi çok sıcak. Üstünde de mont olduğu için bayağı sıkıntı yaşadı. Buradan esas sponsorlarımıza okursanız. Evet, sponsorlarımıza teşekkür edelim. Bu yayını sizlere ulaştırmamızı sağlayan sponsorlarımız var. Uysal Otomotiv, Renkli Fuarcılık, Volkan Grup, Özel Çorlu Reyap Hastanesi, İstanbul Çorba, Gümüş İnşaat. Teşekkür ederiz. Bu kötü günlerde bizlere, yerel basına destek oluyorlar. Hepsinden Allah razı olsun diyelim. Bilal Edirneli, Gülgün abla en az 8 defa senin adını söyledi demiş. Sık sık önüme düşüyor Bilal Bey'in mesajı. Bir de özel bir durum var. Bilal benim rahmetli babamın da ismi. Herhalde oradan böyle hemen çakıyı alıyorum. Şaban Budak çok teşekkür etmiş yayın için. Cem Kılıç, Havuzlar Mahallesi ekmek dağıtımı araçlar tarafından yapılıyor bilgisi vermiş. Bahri Şaloğlu sağlıklı günler dilemiş inşallah. Şu iki gün çok çabuk geçer. İki gün evde kalalım. Ondan sonraki günlerde de lütfen elzem ihtiyacı olmayan, çalışmayan vatandaşlarımız, zaten 0-20 yaş ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hala sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Onun haricindeki vatandaşlarımızda elzem durum olmadığı sürece lütfen çıkmasın ki yayılmanın önünde duralım. Bir an önce bu illetten kurtulalım. Gerçekten zor. Özellikle günlük yevmiye ile çalışan dükkanlar vardı. İşte giyim, berber, işte kafeler, birçok kafe devren satılık ibaresi astı. Onlar için de gerçekten üzülüyorum. Akşam yemek yerken o gündelikçi insanları düşünüyorum. Fabrikada çalışanlar yine bir şekilde maaşlarını alıyor ama evlerine gündelik olarak günlük kazanç götürenler şu anda gerçekten çok kötü durumdalar. Onlar için de gerçekten üzülüyorum. Sırf onlar için lütfen dikkat edelim diye ricada bulunalım. Caner Şigil, Nusratiye Mahallesi'nde ekmek dağıtım işlemi yok. Ben canlı yayınımızın başında bir fırınla denk gelmiştik. Telefon numarasını yazdım. Şimdi yayın bittikten sonra bir kere daha yazarım. Telefon açarsa takipçilerimiz biz getiririz dedi. Sevdiye Hanım, 15 gün uzatmaları lazım yoksa bu illetin üzerinden polis yine bizi çevirdi. Hemen evet göstereceğiz biz de kartımızı. Anlamadım ki ekip arabası olmayınca. Evet. Canlı yayınımız. Teşekkür ederiz. Sonradan fark ettim. Fark ettiniz mi? Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ne güzel. Evet, kolu kuvvetlerimiz herkesi durduruyor. Bizi de durduruyorlar. Bence eve gitme zamanı geldi. Evet. Çünkü arabamızda her başka bir logo olmadığı için bizi de dışarıda boş gezenlerden zannediyorlar. Haklılar. Evet. Bu ikinci, üçüncü, son yarım saatte üçüncü çevirme. Artık eve gitme zamanı geldi. Bu kadar yayın yeter. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha yayının sonunda yorum yapanlara, bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sponsorlara teşekkür ediyorum. Bu süreçte lütfen çok çok mecbur kalmadıkça herhalde dışarı çıkmamak gerekiyor ki zaten cezası var artık bunun. Evet. Ve hapis cezası da var, para cezasının yanında. O yüzden bizi izledikleri için tüm takipçilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum tüm takipçilerimize. Dediğim gibi Çorlu Cep TV YouTube kanalımıza da abone olursanız bu tip canlı yayınları genelde oradan da yapıyoruz. Arada buradan yapıyoruz ama genellikle oradan yapıyoruz. Çorlu Cep TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Lütfen evden çıkmayın diye de yineleyelim.
Ay, son bir mesaj okuyalım. Ayhan Civan yazmış. Sevgili Gülgün, sevgili Ercan, iyi yayınlar. Bence sokağa çıkma yasağının saatinden çok ilan ediliş yöntemi yanlıştı demiş. Ayhan Civan'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Ayhan abi, yöntemi nasıl yanlış onu anlayamadım. Yöntem derken nasıl, yöntemi nasıl olacaktı? Bence saati yanlıştı. Yöntemi doğruydu. Tabii avukat gözüyle bakmak daha farklı, hukukçu gözüyle. Biz normal sıradan vatandaş gözüyle bakıyoruz. Belki bir hukukçu daha farklı değerlendiriyordur. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Ayhan abi benim komşum aynı zamanda. Evet. Biraz sonra evdeyim Ayhan abi, orada tartışırız. Saygılar, sevgiler, hoşça kalın. Evde kal Çorlu.